Saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirler, çalıştayımızın kıymetli katılımcıları, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu kıymetli çalıştayın çeviri bilim çalışmalarına, akademi camiamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye kültür hayatına olumlu katkılarda bulunmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Gerek Sayın Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Kaymakçı, gerek Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Karagöz önemli hususların altını çizdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hususları bizlerle paylaştılar. Biz esas itibariyle şunu çok net bir şekilde biliyoruz ki çeviri faaliyeti, sizlerin içinde yer aldığınız çeviri çalışmaları her şeyden önce kültürel alanın zenginleşmesinden önemli teminatlarından biridir ve küresel alanda, küresel anlamda karşılıklı etkileşimi içeren son derece dinamik, kültürler arası müzakereyi, entelektüel dünyalarımızın zenginleşmesini temin eden hayati bir iletişim çalışmasıdır esasında. Biz bu yönüyle sadece yıkıcı taraflarıyla, etkileriyle öne çıkan, bu taraflarıyla tartışılan, bu taraflarıyla hayatımıza etki eden kitle iletişim araçlarıyla ilgili olarak değil, yeni medya araçlarıyla ilgili olarak değil, aynı zamanda pozitif yönleriyle öne çıkan, kültürel anlamda inşai özellikleri olan iletişim çalışmalarıyla da ilgiliyiz ve bu yönüyle baktığımızda iletişimin kültürel dünyaları tahrif eden değil, aynı zamanda zenginleştiren boyutlarıyla yakın bir şekilde ilgilenmeye ve toplumumuzun gündemine bu hususları daha fazla taşımaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda birçok çalışmaya imza atmaya çalışıyoruz. Bugün sizlere bu önemli toplantıyı vesile kılarak paylaşmak istiyorum. Dün itibariyle çıkan ve bugün itibariyle de piyasaya sürülen engelsiz erişim ve iletişim çalışmamız bu anlamda bizim toplumun farklı kesimlerinin iletişimi ile alakalı olarak gösterdiğimiz ilgiye bir örnektir ve bu doğrultuda bu çalışmamızla gerek görme engelliler, gerek sağır ve işitme engelliler için iletişimin nasıl toplumsal dünyada kolaylaştırılabileceği ile ilgili bir çerçeve oluşturmaya çalıştık. Hacettepe Üniversitesi ile beraber alanın öncü isimleri bu noktada çok olumlu katkılarda bulundular ve bu metni biz basabildik. Çeviride söylem birliği ve ortak dilin inşası temasıyla bir çalıştay yapıyoruz. Çeviri ve iletişim çalıştayı yapıyoruz sizlerin katkılarıyla gün boyu. Ve burada biz her şeyden önce bütüncül bir iletişim stratejisinin gereği olarak bu çalışmanın Türkiye'mizin kültür dünyasına, Türkiye'mizin entelektüel dünyasına çok olumlu katkılarda bulunacağını düşünüyoruz. Biz İletişim Başkanlığı olarak nitekim yürüttüğümüz çalışmalarda her şeyden önce bu bütüncül iletişim stratejisini bir yaklaşım olarak benimsiyoruz. Ve gerek kamu diplomasisi, gerek halkla ilişkiler, gerek basın alanında yürüttüğümüz çalışmalarda bu bütüncül iletişim stratejisini benimsemeye çalışıyoruz ve kamu kurum kuruluşlarıyla, özel sektörle, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle işbirliği içerisinde biz
bu iletişim çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bütüncül bir iletişim stratejisi içerisinde faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. En temel kaygımız her şeyden önce Türkiye markasını güçlendirmek. Ve bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalarda ülkemizin mevcut potansiyelini, kapasitesini ortaya koymak ve bütün dünyaya Türkiye'nin bu gücünü ve kapasitesini en doğru şekilde, en doğru araçlarla doğru ve güvenilir bir şekilde aktarmaya gayret ediyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarda kuşkusuz devletimizin söylem birliğini tesis etmek en önemli gayretlerimizden bir tanesidir. Ve yine bu iki hedefe, Türkiye markasını güçlendirmek ve devletin söylem birliğini tesis etme amacına uygun olarak bir diğer gayretimiz de kurumsal, kamusal iletişim standartlarını belirlemek ve bunları koordine etmek, devletimizin ilgili kurum kuruluşlarıyla birlikte eşgüdüm halinde bu alanda çalışmalar sürdürmek. Esas itibariyle biz çeviride ortak dil ve söylem birliğini bu çerçevede değerli görüyoruz ve bu anlamda yürüttüğümüz bu çalıştayı da Tercüme Dairesi Başkanlığımızın öncülük ettiği bu çalıştayı da bu noktada son derece değerli, son derece önemli buluyoruz. Nitekim bu alanda yürüttüğümüz, Sayın Bakan Yardımcımızın da vurguladığı üzere önemli bir çalışmamız oldu. Kamu Terim Bankası. İlk baskısını biz bu şekilde yaptık. İlk başladığımızda 7000 terimle başladık ve katılımcı bir yaklaşımla farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katkılarıyla şu an itibariyle 10.000 terime çıkardık ve 12 kurumun katkısıyla bu noktada bu çalışma gün yüzüne çıkmış oldu. Kamu diplomasisinden hukuk alanına, siyaset biliminden ekonomiye, sosyolojiye 11 alt kategoride temel terimlerin ortak bir perspektifle, ortak bir kavramsal çerçeve içerisine oturtulmasıyla ilgili önemli bir gayret ortaya koymuş olduk. Ve bu noktada bu çalışmaya katkı veren arkadaşlarımı, Tercüme Dairesi Başkanlığını, çalışanlarını tebrik ediyorum. Türkiye'miz adına, Türkiye'mizin kamu diplomasisi adına önemli gördüğümüz bir çalışmamız daha var. Bunu da özellikle bu toplantı vesilesiyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz hatırı sayılır bir süredir ülkemizin adının uluslararası platformlarda Türkiye olarak kullanımına yönelik çalışmalar yapıyoruz, kampanyalar düzenliyoruz ve bu anlamda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Ve ne mutlu ki geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bir genelge yayınlandı ve bu genelgeyle birlikte ülkemizin kurum ve kuruluşlarının diğer devletlerle, uluslararası kurumlarla ürettikleri yine metinler aracılığıyla sürdürdükleri iletişim faaliyetlerinde Türkiye ibaresinin kullanımı net bir şekilde ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle birlikte artık Türkiye ibaresinin kullanımı, Türkiye'nin uluslararası alanda kurumlarının temsilcilerinin Türkiye ibaresini kullanmaları bir şart olarak öne çıkmış oldu. Bu vesileyle buradan da müsaadenizle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Akademi dünyamız, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu personellerimiz, medya mensuplarımız, stratejik düşünce kuruluşlarımız bu doğrultuda ne olur? Artık bütün uluslararası platformlarda, ürettikleri metinlerde, yaptıkları yazışmalarda Türkiye ibaresini kullansınlar ve hep birlikte bu noktada
ülkemizin isminin uluslararası platformlarda doğru bir şekilde telaffuz edilmesini temin etmiş olalım. Zira biz bu noktada bu hususun Türkiye markasının daha da güçlendirilmesi ve söylem birliğinin tesisi adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada Türkiye markamızın daha da güçlendirilmesi doğrultusunda yürüttüğümüz, önemsediğimiz bir başka projeden daha bahsetmek istiyorum. Yine Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliği halinde ülkemizdeki uluslararası medya mensuplarına yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Ülkemizdeki uluslararası medya mensuplarına Türkçe eğitimi veriyoruz ve 9 ay boyunca süren bu eğitimle birlikte uluslararası basın mensuplarımızın, Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası medya mensuplarının Türkçe öğrenmelerini temin ediyoruz. Çünkü uluslararası basın mensuplarının Türkiye'yi takip ederken Türkiye'yi Türkçe takip etmelerini önemsiyoruz. Kültürel anlamda bu yakınlığı temin edebilmeleri, kültürel anlamda gerçek boyutlarıyla hissedebilmeleri ve doğru bir şekilde ülkemizi bütün dünyaya anlatabilmeleri böylelikle daha da kolaylaşabilecek diye düşünüyoruz ve bu doğrultuda bir çalışma yürütüyoruz. Nitekim geçtiğimiz günlerde Sultanahmet'te İstanbul Bölge Müdürlüğümüzde bu eğitimi başarıyla tamamlayan uluslararası basın mensuplarına sertifikalarını verdik ve son derece olumlu etkileşimlerin olduğu güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bu çalıştayda, iletişim ve çeviri çalıştayında, iletişim, medya, diplomasi alanlarında çeviri faaliyetlerine dair farkındalığı arttırmak, öte yandan kamu kurumlarındaki çeviri süreçlerinde yaşanan sorunları ve muhtemel sorunları tespit edip çözüm önerileri geliştirmek istiyoruz. Bu doğrultuda çalıştaya katkı verecek olan hocalarımızın katkılarını son derece önemli görüyoruz. Sadece bir akademik müzakere ve etkileşim olarak değil, burada konuşulacak olan konuların politikaya dönmesi için elimizden gelen bütün gayreti vereceğimizi de burada ifade etmek istiyorum. Bugün ülkemiz bölgesinde kendi aleyhine kurulan stratejik oyunları bozma kapasitesine haiz güçlü bir bölgesel aktör konumundadır. Ve sadece bu anlamda oyun bozan değil, aynı zamanda düzen kuran, istikrar sağlayan, bölge barışına olumlu katkılarda bulunan bir ülke konumundadır. Ve yine bu doğrultuda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz küresel meselelere de taraf olan, hatta ve hatta küresel vicdanın sesi olan bir ülke konumundadır. Ve bölgesel ve küresel anlamda sahip olduğumuz bu özgüvenin en önemli sermayelerden biri olduğunu düşünüyoruz. Ve inanıyorum ki bölgesel ve küresel anlamda sahip olduğumuz bu özgüven, kültürel anlamda da çok daha güçlü bir şekilde karşılıklarını bulduğunda ülkemiz daha da güçlenecek, daha da büyüyecektir. Nihayetinde hepimiz şunun farkındayız ki çeviri faaliyeti artık içinde bulunduğumuz uluslararası ortamda tek taraflı bir faaliyet olamaz. Sadece batılı metinlerin Türkiye'ye, Türk kültür dünyasına taşındığı bir faaliyet olamaz. Eğer kültürel zenginliğimizi önemsiyorsak, eğer kültürel çeşitliğimizi önemsiyorsak, bu noktada çeviri faaliyetinin çok taraflı olması, kültürler arası etkileşimi gerçek anlamda temin eden önemli iletişim araçlarından biri olması gerekir. Bu yönüyle biz sadece bir dilden bir dile değil, birçok farklı dil arasında gerçekleşmesi gereken bir etkinlik olarak
çevre faaliyetini görüyoruz ve bu yönüyle de kültürel hayatımızın zenginleşmesine çok önemli bir katkıda bulunduğunu düşünüyoruz. Gerek farklı dillerden Türkçemize yapılacak olan çeviriler, gerekse de Türkçemizin temel metinleri başta olmak üzere kültür dünyamızın seçkin eserlerinin birçok farklı dile çevirisi son derece hayatidir ve bu noktada gerek yürütülen faaliyetlerin zenginleştirilmesi, gerekse de eğitim faaliyetlerinin bu doğrultuda kökleştirilmesi, daha da genişlemesi önemlidir diye düşünüyoruz. Biz Türkiye'mizin kültürel zenginliğini bütün dünyaya anlatmalıyız. Biz iletişim başkanlığı olarak kamu diplomasi, stratejik iletişim aygıtları aracılığıyla bu yöntemlerin imkanlarını kullanarak elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve çeviri faaliyetlerinin de bu noktada önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. Elbette çeviri faaliyetinin en önemli unsuru dil. Bu noktada dilimizi korumak, dilimizi yaşatmak, dilimizin muhkemleşmesini, daha da muhkemleşmesini temin etmek hiç kuşkusuz kültür insanlarının en önemli vazifelerinden bir tanesi. Ve geçmişte olduğu gibi dile yönelik ideolojik kaynaklı sosyal mühendislik projelerinden de arındırılmış, bugün yaşadığımız şekliyle yabancı dillerin istilasına yönelik güçlü bir gayret, güçlü bir koruma kalkanı oluşturulmuş bir şekilde dilimizi koruma yönünde gayretlerimizi sürdürmeliyiz. Ben bu noktada bu çalıştayımızın ülkemizin kültürel zenginliğinin pekiştirilmesi, muhkemleştirilmesi adına çeviri bilim alanının zenginleştirilmesi adına Türkiye'deki iletişim çalışmalarının daha da zenginleştirilmesi adına önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede siz değerli hocalarımın buradaki varlığı dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sen burada çalıştay boyunca da yapacağınız katkılar dolayısıyla da şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Geldiğiniz için sağ olun. Allah'a emanet olun.